Evet, karşılaşma sonrasında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Çok önemli bir spor adamı Bülent Ataman bizlerle birlikte. Trabzonspor son 16 turuna 3-1'lik skorla Manisa Spor karşısında aldı. Enis Destan 2 gol bir asistle yıldızlaştı. Bir maçı siz de tribünden takip ettiniz. Galatasaray maçı öncesinde nasıl bir Trabzonspor izlediniz? 90 dakikanın değerlendirmesini nasıl yaparsınız? Yani şimdi iki takım da çok süre alamadı, vermedi oyuncularla oynadı ama bu maçın bence en büyük kazancı, biliyorsunuz, Forvet Nüfkin'de Afrika Kupası'na giden yabancı oyuncusu var Trabzonspor'un. Yani Enis Destan için bence iyi bir moral oldu. Çünkü bu önümüzdeki süreçte Enis Destan görev alacak. Öyle gözüküyor. Hoca görev verecek gibi duruyor. Bence iki gol atması hem onun için de moral oldu. Şimdi tabii kamuoyunda da yokluyoruz. Taraftardan da görüyoruz. Bir forvette sıkıntı olur mu acaba? Özellikle Galatasaray maçı öncesi. Bence bir kazanç olduğu düşünüyorum. Özellikle Enis için. Hocam şunu da soracağım. Tabii Trabzonspor çok kritik bir dönemden de geçiyor bu noktada. Bugün Lersen sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Bakasetas büyük olasılıkla Panathinaikos takımına gitti. Abdülkadir Ömür bugünkü karşılaşmada da kadroda yer almadı. Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği de şu anda netlik kazanmadı. Onun da gitmek istediği yönünde bir takım haberler var. Yani bu süreci, yıllarca futbol oynadınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir futbolcu gözüyle? Aslında bence mantıklı. Niye mantıklı? Şimdi baktığın zaman Trabzonspor her zaman şampiyonluğu oynayan bir takım. Bence şu an için şampiyonluk şansı hayal. Ama %99 Trabzonspor zaten bu ligde ikinci olur, üçüncü olur. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe birincilik şampiyonluk için yarışıyor. Şimdi maliyetler var. Kulübün bir de maddi açıdan düşünmek lazım. Bence Abdullah Hoca da burada iyi bir planlama yapıyor. Senenin takımını yapıyor. Yani şampiyon olamayacaksan bu maliyetlik futbolcularla yollarını ayırmak bence mantıklı. Yani görünen tablo o. Bence de Abdülkadir, ben de duyumu öyle aldım. Ya da Hollanda ya da Fatih Hoca da istiyormuş herhalde. Yunanistan'a. Yani Abdülkadir için de hayırlısı olsun diyelim yani. Son olarak Galatasaray önemli bir derbi. Pazar günü bu stadyumda yine kozlar paylaşılacak. Ligin İlk yarısının ikinci haftasında Galatasaray kazanmıştı. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Nasıl bir formasyon bekliyorsunuz bu derbide? Normalde Galatasaray-Trabzon maçları biliyorsunuz her zaman mücadeleci olur, zevkli olur. Yani iki taraf için de, taraftarlar için de seyir zevki yüksek mücadele olur ama bu maçta ben pek öyle bir beklentim yok. Derbilerin havası belli olmaz diyorsunuz. Derbilerin havası belli olmaz. Yani üç ihtimalli maç. Ama yani yüzde Mustafa Hoca'nın dediği gibi Denizli'nin kulakları çınlasın. %51 Trabzonspor gözüküyor. Hocam çok teşekkür edelim. İyi akşamlar dileyelim. Evet.